45 dakika oldu mu Ali? Yok abi. 30 dakika oldu anca. O kadar. Ulan ben 15 dakikanın pazarlığını yapma. Abi iyi misin? Değilim Ali. Değilim. Yürü şu doktora gidelim. Abi muayenehane kapanmıştır bu saatte. Evine de gidemeyiz. Hanımı kızıyor biliyorsun. Telefonu da şey etsek, öyle bir ferahlasın. Telefonu da verim alamıyorum Ali. O zaman yürü eve gidelim. Zaten Galina evde yalnız. Birazdan arıza çıkartmaya başlar, bizim öküzlerin el ayağı birbirine dolaşır. Sırası geldi mi 30 tane adamın arasına dalarlar. Bir tane çocuğa sahip çıkamıyorlar. Yürü! Çabuk ol doktor, çabuk. Ne oldu? Çabuk ol, gözünü seveyim. Götür, 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 götür. Tamam, tamam, geldi, tamam. Hani lan o karıyla evlenecekti? Hani lan o karıyla evlenecekti? Ha? Hani o karıyla evlenecekti? Ne işi var lan yalnız bir kadının evinde? Ne işi var lan? Tamam. Ha? Ne işi tamam, var? Tamam, sakin ol. Yırtık dondan gibi niye çıkıyor lan kızın karşısına? Nasıl kontrol edeceğim lan ben kendimi? Tamam, 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 sakin olun. Oturun lütfen, tamam, sakin olun. İlacımızın dozunu tekrar ayarlayacağız, tamam mı? Size şimdi bir iğne yapacağım. Her şey yoluna gidecek, tamam mı? Sonra bu olup bitenleri sakin bir şekilde konuşacağız. Anlat abi bir yandan. İçini dök, içini atmayacaksın. En önemlisi bu. Ne diyor doktor? Kendini ifade edeceksin her zaman. İfadeye devam et abi sonra. Görmedim ulan karının evine nasıl girdi? Ya dışarı çıkmasaydı ne olacaktı hani? Ondan sonra ilaç istemiyorum. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Ne konuştuk Sermet Bey? Ne konuştuk? Böyle zamanlarımda beni tedavi et. Normal bir insan olmak istiyorum demediniz mi? Üstelik Narin Hanım hakkında konuştuklarımızı düşünün. Sürekli sakin olmayacak mıydınız? Şimdi uzanın ve lütfen kolunuzu açın. Hadi. Narin benden korkmayacak değil mi? Narin benden korkmayacak. Evet. Ben iyi olacağım. Ben iyi olacağım. Ben iyi olacağım artık. Ayarım kaçtı. Derin nefes alın. Efendim? Biz ayrıldık mı Fırat? Yok. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir haftadır defalarca aradım ben seni. Telefonlarıma neden cevap vermediğini ben bilmek istiyorum. Otursana. Bak Fırat, ben net şeylerden hoşlanırım. Anlıyor musun? Ve bir haftadır neden benden kaçtığını, neden benimle konuşmadığını ben bilmek istiyorum. Lodos'tandır. Geç, otur lütfen. Ya kızım çok tatlı. Biz günlerdir evden dışarı çıkmıyoruz. Oturuyoruz bütün gün televizyon izliyoruz kucak kucağa. Mutfağa giriyor. Bana böyle özene bözene yemekler yapıyor. İnanamazsın ya. Bildiğimiz tam bir ev erkeği oldu. Narin bak böyle keyfi çıkmıyor. Ben sana geleyim öyle konuşalım ha. Canım en ince ayrıntısına kadar anlattın işte yeter. Hem zaten benim çok uykum var. Gözlerim kapanıyor daha şimdiden. Akşam erken yatacağım. Boşver. Kapanır tabii. Sen de günlerdir evde oturuyorsun. Otur otur uyuştun yani. Bak ne diyeceğim Erol Bey aramış amcamı. Demiş bu kıza ne oluyor telefonlarımı açmıyor. Bunca yıldan sonra ayıp değil mi demiş. Canı cehenneme. Sermet'i benim üstüme salarken düşünecekti. Ya belki adam tehdit etti Erol'u. Yani adam bizi utanıyor söyleyemiyor. Nereden biliyorsun? Sanki biz gagımızı çıkarabiliyoruz herifin karşısında. Üf, tamam ya neyse ne işte. En kısa zamanda başka bir iş bulacağım zaten boşver. Ha dur dur büyük haber. Kızım bizim kuşlar barışmış.
Günlerdir o gece kulübü senin, bu restoran senin, gezip duruyorlar. Dün gece de Fırat'ın genel müdürü Naim Bey bunları yemeğe davet etmiş. Irmağı görmen gerek. Annemden kalan incileri taktı takıştırdı, sürdü sürüştürdü, koşa koşa gitti yemeğe. Bir haber alamadım daha, sabah da işe gitti fırladı tabii. Artık akşam gelince alacağım dedikoduları. Narin. Şişt, uyudun mu sen? Dalmışım seni dinlerken. Dalmışsın. Vay, artık ben konuşurken sen dalıyor musun orada? Deniz'cim, bak canım, 55 dakikadır anlatıyorsun zaten her şeyi, tamam mı? Hadi biraz yarına da kalsın, konuşuruz daha. Benim gerçekten çok uykum geldi, dayanamıyorum artık, hadi ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.